herkese selamlar. Arkadaşlar çok beklemiş olduğunuz soru çözüm videolarına başlıyoruz. İlk üniteden son ünitemiz olan Çağdaş Türk Dünya Tarihi'ne kadar bütün üniteleri tek tek sırasıyla çözeceğiz. Bu soru çözüm videolarımız aynı zamanda genel tekrar mahiyetinde olacak. Yani biz soru çözerken otopsi yapacağız. Sorular üzerinden kısa kısa bilgiler vereceğim sizlere. Sizlerden ricam emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde artık hazırsak. Başlıyoruz. Totalde 70 tane soru hazırladım sizler için. Yani biz 70 soruyla ilk üniteyi kabaca şöyle bir genel tekrar yapacağız arkadaşlar. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Birinci soruyla başlıyoruz. Öncelikle kendiniz çözün daha sonra benim çözümümü izleyin. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki Türk topluları ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş. Ordusunda Amazon adı verilen kadın savaşlar yer almıştır. Hocam Amazon kadınlar derse neredeydi? İskitler. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti avarlar arkadaşlar. Codex Comanicus aldığı sözlükleri olan Kıpçaklar, diğer ismiyle Kumanlar. En bilinen hükümdarı Bagat Arkan'dır. Kendi adına para bastıran ilk hükümdar Bagat Arkan'dır. Bagat Bagatarkan ise Türk işlerin hükümdarıdır. O zaman hangisi yukarıda yer almaz? Tabii ki Uygular arkadaşlar. Cevabımız Uygular olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki coğrafi bölgelerden hangisi için Bizans kayıtlarında ilk defa 6. yüzyılda Türkiye olarak adlandırılmıştır? Evet. Bizans kayıtlarında Orta Asya bölgesi 6. yüzyılda Türkiye olarak adlandırılmıştır. Dikkat. Peki hocam 11. ve 13. yüzyıllarda. 11. ve 13. yüzyıllarda Anadolu için, Suriye için, Mısır için Türkiye tabiri kullanılmıştır. Lütfen bunları unutmayın. Bunlar Milli Eğitim yeni eklenen bilgilerdir. Güncellenen bilgilerdir. Dikkat edin. Cevabımız Orta Asya olacaktı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kırgızlar ile ilgili gelişmelerdir diyor. Evet Uygurlara son vererek kendi hakimiyetlerini kurmuşlardır. Doğru. Uygurlara son veriyorlar ve ötüken merkezi kurulmuşlardır arkadaşlar. O yüzden birinci öncür kesinlikle doğru. Bir Roma dışıları eleyin Ütükeli başkan olarak kullanan son Türk devletidir. Kesinlikle doğru hocam. İki numaralı dışkıları eleyelim. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devletidir. Doğru arkadaşlar. O zaman cevabımız Edirne olacaktı. 4. Aşağı hangisi İslamit öncesi Türklerin Orta Asya bölgesinde yapmış olduğu göçlerin nedenleri arasında yer almaz demiş. Evet. Türkler Orta Asya'dan farklı bölgelere göç etmişlerdir. Hangisi? Bunların nedenleri arasında yer almaz. Evet arkadaşlar bağımsızlık duygusu var. Türkler asla bir başka devletin himayesi altına girmez. Asla esaret altında yaşamaz. Bağımsızlığına ölür, öldürür ama asla bir başka adetin himayesi altına girmez. Bu da bağımsızlık vurgusudur arkadaşlar. Evet orta Asya'da iklim değişikliğinden dolayı kuraklık baş gösterecek. Bu yüzden insanlar için, hayvanlar için ve bitkiler için en çok ihtiyaç olan su gittikçe azalıyor. Öyle değil mi? Türk can hakimiyeti anlayışı var. Türkler dünyaya hükmetmek istiyor. Dünyayı yönetmek istiyor arkadaşlar. Bu yüzden göç etmişiz. Yine nüfusumuz artmış. Eskiden atıyorum bu topraklarda 100 kişi yaşıyorsa artık 300, 400, 500 kişi çoğalmışız. E çoğaldıkça ne diyoruz? Bu topraklar bize dar geliyor kardeşim diyerek farklı diyalara göç edeceğiz. Fakat cihat anlayışı yoktur arkadaşlar. Cihat anlayışı İslamiyet'e geçtikten sonra ortaya çıkmıştır. Nedir hocam? İslamiyet'i farklı diyalara yaymaktır. O yüzden cevabımız Adana olacak soru kökünde İslamiyet öncesini vurgu yapmış. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. 5. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki Türk siyasi birliğini sağlayan, Türkleri tek bir çatı altında toplayan ilk hükümdar tabii ki Mete Han'dır arkadaşlar. Unutmayın, Mete Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. 6. Aşağıdak hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçları arasında yer almaz demiş? Asya Hun devleti yıkıldıktan sonra Türkler batıya doğru göç ettiler. Bizim geldiğimizi gören barbar kavimler eyvah Türkler geliyor kaçın kaçın diyerek bölgeyi terk ettiler değil mi? Hah. bölgeyi terk ettiler ve Roma'nın içinden geçtiler. Bugünkü Avrupa'nın olduğu bölüme yerleştiler. Yani Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Doğru. Doğu Roma, Batı Roma olmak üzere. Yine arkadaşlar bir çağ açıldı, bir çağ kapandı. Neydi o? İlk çağ kapandı. Orta çağ başlamıştır. Bu doğru. Orta çağ karanlık çağdı. Düşünmenin, araştırmanın ve sorgulamanın yasak olduğu bir sistem vardı hocam. Neydi o? Skolastik düşünce. Kiliseye kör körüne inanmakta arkadaşlar. Yine arkadaşlar bugünkü Avrupa'nın temeleri atıldı. Hatırlayın Vandallar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Anglo-Saksonlar bunların hepsi Kavimler göçüyle bugünkü Avrupa'nın olduğu bölgeye yerleştiler. Yani İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa, İngiltere gibi devletlerin temelini atmış oldular. Bu da doğru. Feodalite zayıfı diyor. Yanlış. Neden? Çünkü orta çağla birlikte feodalite ortaya çıkmış arkadaşlar. Feodalitenin ne demekti? Derebeylik. Kimin daha çok toprağı varsa güç ondadır. O yüzden cevabımız deniz olacak. Feodalite zayıflamadı. Tam aksine feodalite ortaya çıktı. 7. Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu aşağıdan hangisidir? Bugünkü Macaristan'ın olduğu bölgede Avrupa Hun Devleti kurulacak ve kurucusu Balamir olarak geçer. Unutmayın kurucusu Balamir. En parlak dönem Attila'dır arkadaşlar. Rua, Uldız, Beleda bunlar da Avrupa Hun Devleti'nde hükümdarlık yapmışlardır. Bu minkan 1. Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Arkadaşlar özellikle Ulduz'a alakalı şu bilgiyi unutmayın. Ne diyor? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim. Evet güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim sözü Ulduz'a aittir arkadaşlar. Yine Anadolu'ya sefer düzenleyen ilk Hun hükümdarı Ulduz'dır. Sorumuzun doğru cevabı Balamir olacaktı. 8. İlk Türk devletlerinde Göktürk-Sasan ittifakı sonucu aşağıdaki devletlerden hangisi yıkılmıştır diyor. Evet arkadaşlar biz sizinle bunu anlatmıştık hatırlayın. Diyor ki Göktürkler ya kardeşim İpek yolundan gelen geliri neden 4 kişi bölüşüyoruz 3 kişi bölüşmek varken? Diyerek Göktürkler Sasanilerle ittifak kuracak ve Akunları ortadan kaldırıyoruz. Sasanilere diyoruz ki seninle ittifak kuralım şu Akunları aradan çıkaralım. Böylece İpek yolundan gelen geliri 3 kişi bölüşürüz diyecek. Sasanilerin hoşuna gider Tamam ulan der. Ve göktürk sasan ittifak sonucu kim yıkılmıştır arkadaşlar? Akun devleti yıkıldı. O zaman sorumuzun doğru cevabı çıkıyor. Dikkat yine ek bilgi verelim. Arkadaşlar yine göktürkler diyor ki ya kardeşim İpek yolundan gelen geliri iki kişi bölüşmek varken neden üç kişi bölüşüyoruz diyerek ne yapacak? Bu sefer Bizans ile Göktürk Bizans ittifakı yapacağız. Sasaniler ortadan kaldıracağız. Bunları unutmayın. Arkadaşlar bunlar geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından sorulmuş. Yine sorulma ihtimali var. 9. İlk Türk devletlerinden hangisi? Töres isyanını bastırarak kurulmuştur. Arkadaşlar hatırlayın. Töres isyanını bastırarak kurulan hangisiydi? Tabii ki 1. Göktürk Devleti. 1. Göktürk Devleti. Özellikle Bumin Kağan. Ne yapıyor? Töres isyanını bastırarak devleti kuracak. Cevabımız atan olacak 10. Çin esareti altında kurtulan, Türkleri yeniden bir araya getirip, İlteriş ünvanı alan ikinci Göktürk Devleti'nin kurucusu aşağıdan hangisidir? Evet arkadaşlar bakın İlteriş ünvanı bu bizim anahtar kelimemiz bu bir. İkinci anahtar kelimemiz ise ikinci Göktürk Devleti'nin kurucusu. O zaman kim hocam bu? Kutluk Kağan. Kutluk Kağan Çin esaretinden kurtulduktan sonra tüm Türkleri tekrardan bir çatı altında toplayacak. Türk, tüm Türkleri tek bir çatı altında topladığı için, Türkleri derleyip toparladığı için ilteriş ünvanını almıştır. Tamam mı? İlteriş ne demekmiş arkadaşlar? Derleyen, toplayan anlamına gelir. Unutmayın cevabımız Kutluk Kağan olacaktı. İkinci Göktürk Devleti'nin diğer ismi Kutluk Devleti olarak da geçiyor zaten. 11. Yukarıdakilerin hangileri adına Orhun kitabesi dikilmiştir diyor. Evet Orhun kitabeleri hatırlayın arkadaşlarım. Biz takip diye kodlamıştık. Takip. Tony Cook, Kültigin, Bilge Kağan adlarına Orhun kitabeleri dikilmişti. Tony Kültigin, Bilge Kağan adlarına ne dikildi? Orhun kitabeleri takip diye kodluyoruz. O zaman Kültigin var değil mi? Bilge Kağan var ama istemi yagu yok arkadaşlar. Unutmayın cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Bursa. 12. Aşağı hangisi? Uygur devletinde Mani dinini kabul eden hükümdardır diyor. Mani dinini kabul eden hükümdar hangisidir demiş hocam. Hatırlarsanız Büyük Kağan diyor ki ya kardeşim sıkıldık diyor ya sıkıldık artık. Biz Mani dinine geçiş yapıyoruz. Mani dinine geçmekle hatırlayıp Uygurlar ne yaptılar? Yerleşik hayata geçmiş oldular. Değil mi? Ne alaka hocam? Diyor ki Mani dini, kardeşim et yemek yasak. Ana! Ne yapacağım kardeşim ben? Otlayacak mıyım? Türkler ekip biçmişlerdir. E ekip biçiyoruz. Düşünsene patates soğan ektin. Onun yetişmesi için bekliyorsun. E beklerken kendine bir kulübe yapıyorsun. E kulübe var. Tarım var. E otomatik olarak ne ortaya çıktı? Yerleşik hayat. Dikkat. Mani dinine geçmekle Türkler yerleşik hayata geçmiştir. Yine dini diyor ki kardeşim savaşmak yasak onu. Bir Türkiye savaşmak yasak. Nasıl dersin ya? Türklerin en üstün kabiliyeti savaşçı özellikleri zaten. Sen bunu nasıl dersin? dini diyor ki kardeşim bizi kabul ettiysen şartlarımız bu. Bunu savaşmak yasak. Bunun üzerine Türkler askeri özelliklerini yitirmişlerdir. Askeri alanda zayıflamışlardır arkadaşlar. Bu bizim için olumsuz. Yerleşik hayata geçmek, mimari alanda gelişmek bunların hepsi olumlu yön iken askeri kabiliyetimizin zayıflaması bizim için olumsuzdur. Cevabımız Bögü Kağan olacaktı. 13. İranlı şair Firdevsi'ye ait Şehname adı eserde Afrasiyab olarak geçen ünlü Türk hükümdarı Açık rengi istiyor. Evet. Bakın, Afrasiyab olarak geçen kimdi? Hatırlayın. Alper Tunga, değil mi? Harikasınız. Çok güzel doğru cevap verdiniz. Alper Tunga. Bu Alper Tunga İranlı şair Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde Afrasiyap olarak geçiyor. Bu adamı unutmayın arkadaşlar. Bakın Firdevsi'yi sorabilir, Şehnave'yi sorabilir, Afrasiyap'ı sorabilir, Alper Tunga'yı sorabilir. Yani bir soruda tam 4-5 tane kuş vuracağız. Bunlar ÖSYM tarafından farklı farklı soru olarak soruldu. Dikkat et. 14. Kurucusu Bayan Han olan ve İstanbul'u iki kez kuşatan Türk devleti aşağıdan hangisidir? Evet. Hocam kurucusu Bayan Han olan devlet avarlardır. Bu bir. İkincisi İstanbul'u ilk kez kuşatan avarlardır. Hem de iki kez kuşatmışlardır. O yüzden dikkat edin cevabımız avarlar olacaktı. 15. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti aşağıda hangisidir? Evet İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti diyor. Arkadaşlar birçoğunuz burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Bakın İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti eskiden Karahanlardı. Fakat arkadaşlar bu bilgi güncellendi. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti derse İtil Bulgarları olacak. Ama size soruda şöyle sorarsa dikkat. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlar. Tamam mı? Eğer sana Orta Asya derse Karahanlar, Orta Asya kelimesini hiç vermezse cevabımız İtil Bulgarları olacak. Unutmayın. 16. Kafkaslar'da İslam ordan durduran Türk devleti aşağı hangisidir? Evet arkadaşlar hatırlayın. İslam ordanı Kafkaslar'da durduran Hazarlar, Orta Asya'da durduran Türk işlerdir. Özellikle Hazreti Osman'ın orduları Kafkaslar üzerinden İslamiyet'i yaymak istiyor. Fakat Hazarlar Hazreti Osman'ın ordularını durdurmuşlardır. O yüzden cevabımız Hazar olacaktı. Peki hocam Hazarlar... İslam ordularını hangi savaşta durdurmuştur? Hemen ek bilgi verelim. Belencer Savaşı. Belencer Savaşı ile İslam ordularını durdurmuştur. 17. Hristiyanlığı kabul ederek asimile olan ve Türkoloji Enstitüsü'nü kuran Türk Devleti aşağıda hangisidir? Biliyorsunuz ki Macarlar Hristiyanlığı kabul edecekler değil mi? Yine arkadaşlar Macarlar Türkoloji Enstitüsü'nü açmışlardır. Cevabımız Macar olacaktı. 18. Bizans ordusuna ücretli askerlik yapan ve Malazgirt Savaşı'nda saf değiştiren Türk topluluğu aşağıdan hangisidir? Evet Türk topluluğu sormuş bize. Hatırlarsanız arkadaşlar uzlar ve peçenekler Malazgirt Savaşı esnasında ne yaptılar? Saf değiştirdiler. Doğru mu? Cevabımız peçenekler olacaktı. 19. Aşağıdaki Türk yerlerinden hangisi Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur diyor. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatır. Oğuz Kıpçak. O zaman hocam şıklara bakıyorum. Ne Oğuz var ne Kıpçak var. <laughs> ben böyle sorun demeyin. Sakın öyle öyle bir şey demeyin. Arkadaşlar Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatıyor. Eyvallah da. Kıpçakların diğer ismi Kuman'lardır değil mi? En yakışıklı, en karizmatik Türk boyuydu. Cevabımız kum olacak. 20. 751 Talas Savaşı sırasında Çin'e karşı Araplara destek veren Türk topluluğu aşağıdan hangisidir? Abbasiler ile Çinliler karşı karşıya gelmişler, savaş yapıyorlar. Bunun üzerine biz Türkler diyoruz ki, ya kardeşim bizim ebedi düşmanımız kim? Ezeli düşmanımız kim? Çinliler değil mi? Orta Asya'nın Çin istilası altına girmesini istemiyoruz. Bu yüzden Çin'i durdurmamız lazım. Bas durduracağız. Abbasiler'e destek verelim diyerek. Ne yapıyor arkadaşlar? Karluklar Abbasiler'e destek veriyor. 751 Talas Savaşı esnasında. Biz Abbasiler'e destek vereceğiz. Hatta ve hatta 751 Talas Savaşı sırasında Çin'den kağıt, barut, pusula, mürekkep, matbaayı öğreniyoruz. Hatta arkadaşlar Türklerle Araplar sırt sırta vermiş savaşırken. Bizim Türkler diyor ki Araplara sizin diliniz ne? İslami. Ana! Bizimki de gök, gök tanrı. Size kaç tane tanrı var? Bir. Ulan bize de bir tane tanrı var. Bizim tanrının şekli şemali yok. Ana! Bize de, bize de yok şekli şemali. Bizde günah sevap var. Lan bize de doğru, doğru yanlış var. Bizde Tanrı'ya kurban kesmek var. Lan bizde de kurban kesiyoruz. hep dinimizin özelliği aynı. O zaman biz sizin dininize geçiş yapıyoruz diyerek ne yapacaklar Türkler? Savaş esnasında İslamiyet'i kabul edecekler. Hocam hangileri bunlar? Tabii ki Karluklar. Unutmayın İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu derse Karluklar. Ya da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu derse Karluklar diyeceksiniz. 21. Ötüken merkezi kurulan son Türk devleti aşağıdan hangisidir? Hatırlarsanız arkadaşlar Asya Hun Devleti Ötken Merkezi kuruldu. Daha sonra 1. Göktürk Devleti Ötken Merkezi kuruldu. Değil mi? Daha sonra Uygurlar ve en son arkadaşlarım Kırgızlar Ötken Merkezi kuruldu. O zaman dikkat. Ötüken Merkezi kurulan son 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 Türk devleti hangisidir? Kırgızlar hocam soruldu, yine sorulma ihtimali var. 22. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı aşağıdan hangisidir? Arkadaşlar hatırlarsanız daha yine biraz, biraz önce söylemiştim. Kendi adına para bastıran Türk hükümdarı Bagatarkan'dı, değil mi? Peki Bagatarkan hangi devletin hükümdarıydı? Tabii ki Türk işlerin. Cevabımız Bursa. 23. Yukarıda verilen Türk devletlerinin hangisi veya hangileri İslam ordularının ilerleyişini durdurmuşlardır? E hocam daha yeni otopsi yaparken söylemiştik size bunu. Kafkaslar'da. İslam ordularını durduran Türk devleti Hazarlardır. Orta Asya'da İslam ordularını durduran Türk devleti Türkişlerdir. O zaman dikkat şöyle bir yazalım. Hazarlar nerede durdurmuş? Kafkaslarda durmuş. Kafkaslarda. Peki hocam. Kafkaslarda kimin ordusunu durdurduk? Hazreti Osman'ın ordularını durdurduk. Hazreti Osman'ın. Peki Türkişler nerede durdurmuş? Orta Asya'da. Orta Asya. Peki kimin ordusunu durdurduk biz? Emeviler. Emevilerin ordularını yani İslam ordularını durdurduk arkadaşlar. Bunları bilelim. Tamam mı? bunları bilelim. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani Ceyhan. 24. İlk Türk devletlerinde ikili teşkilat sistemini ilk defa uygulayan devlet aşağıdan hangisidir? Hatırlarsanız ikili teşkilat sistemini Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan Metahan tarafından ortaya atılmıştı. Değil mi? Metahan ikili teşkilat sistemini ortaya attı. Şu şekilde arkadaşlar doğu batı ya da kuzey güney olmak üzere. Hükümdar doğuda oturuyor. Çünkü doğu kutsaldır. Güneş doğudan doğduğu için doğu kutsaldır. Kardeşi, hükümdarın kardeşi ise batıda oturuyordu. Batıda oturan kardeşin almış olduğu ünvan yabgu ünvanıydı. Hatırlarsanız arkadaşlar. O zaman dikkat. İkili teşkilat sistemini ilk defa ortaya atan Metehan'dır. Metehan hangi devletin hükümdardır? Tabii ki Asya Hun devleti arkadaşlar. Cevabımız Asya Hun devleti olacak. 25. Aşağı hangisi? ilk Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasında yer almaz demiş. Yer almaz. Evet. Yarlı ferman demek. Tu sancak, örgün taht, nevbet davul, menşur ise halife onayıdır. Halife onayına biz menşur diyoruz. E hocam halife diyorsa dikkat halife diyorsa bu İslamiyet'e geçtikten sonra ortaya çıkacak. Bak ne diyor ilk Türk devletlerinde yani menşur yok. Cevabımız deniz olacaktı. 26. Aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan en küçük yapıdır? Hatırlayın arkadaşlarım biz bunları oguş, uruk, boy, budun, il. Değil mi? Oguş aile, uruk sülale, boy sülaleler birliği, budun millet, il devlet arkadaşlar. O yüzden toplumu oluşturan en küçük birim ailedir. Yani Okuştur değerli arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. 27 Aşağı göre hangisi? İlk Türk devletlerinde ahiret inancının olduğunu göstermez. Evet göstermez demiş. Tamu cehennem. Uçma cennet. Balbal bal, hayattayken öldürmüş olduğunuz düşman sayısı kadar e, sizin mezarınızın başına küçük küçük taş heykeller dikiliyor. Bu heykeller şu amacı taşıyor arkadaşlar. Şu anlamı taşıyor. Ben öldükten sonra öbür tarafta tekrar dirileceğim. Ve bu kişiler benim hizmetkarım olacak. Bana hizmet edecekler. Yani ahiret inancı var. Yu cenaze töreni kurgan mezar. Arkadaşlar şimdi dikkat. Bunların tanımlarını verdim. Yu cenaze törenidir. Ahiret inancını göstermez. Ya sen rahmet diye saygı duyuyorsun ya. Yani saygı gösteriyorsun. Bir tören düzenlemişsin. Saygı duyuyorsun. Senin duymuş olduğu o saygı öbür tarafa katkı sağlamaz ki adama. Yani sen saygı duydun, sen saygı duydun diye öbür tarafta adamın mertebesi yükselmez ki. Öyle, anlaşıldı mı? Ahiret inancını göstermez. Ama cennet, cehennem, işte kurgan. Bunlar bal, bal Bunlar arkadaşlar ahiret inancını gösterir. Kurgan mezardır. Değerli eşyalarıyla beraber insanların gömü, gömüldüğü mezara biz kurgan diyoruz. Mesela ben öldüm telefonumla işte değerli eşyalarımla paramla kıyafetlerimle kılıçlarımla gömülüyorsa bu neyi gösterir? Ahiret inancını gösterir. Değil mi? Çünkü ben bunları öbür tarafa kullanacağım. Yu ÖSYM'e çok sormuş. Yu cenaze törenidir. Ahiret inancını göstermez. 28. Aşağıdaki Türk destanlarından hangisi Asya Hun devletine aittir diyor. Evet, Asya hunlarına ait olan destan Metahan'ı anlatan özellikle Oğuz Kağan destanıdır. Buradaki Oğuz Metahan'dır arkadaşlar. E hocam sizinle şöyle bir otopsi yapalım. Haydi! Alpertunga destanı İskitler'e aittir. Ergenekon Bozkurt destanları Göktürk'e aittir. Türeyş Göç destanları Uygular'a aittir. Şu destanı... Alper Tunga destanı bunlar İskitlere aittir. Evet, 29. Aşağıdaki kavramların hangisi ilk Türk devletlerinde hükümet anlamına gelmektedir? Hocam, sizinle şöyle bir otopsi yapalım. Hayır, neydi o sloganımız? ÖSYM selam, otopsiye devam. Bakın, ayuku hükümet anlamına gelir ki zaten cevabımız çıkıyor. Ayuku hükümet, aygucu vezir, buyruk bakan. Ataman, hükümdarın erkek çocuklarını eğiten öğretmene denir. Selçuklarda Atabey, Osmanlı devletinde Lala olarak geçiyordu hatırlayın. Tudun vergi memurudur arkadaşlar. Unutmayın cevabımız Ayuk olacak. 30. 12 hayvanlı Türk takvimi ile ilgili aşağıda hangisi yanlıştır diyor hocam bak. Güneş yılı esasına dayanır. Doğru. Türklerin kullanmış olduğu ilk takvimdir. Doğru. Her aya bir hayvan ismi verilmiştir. Yanlış, yanlış hocam. Aman diyeyim patlamayalım burada. Her aya değil, her yıla hayvan ismi verilmiştir. Her yıla. Tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim. Sıçan yılı, domuz yılı, anladık mı? Horoz yılı. Bu şekilde adlandırılıyor. Yıllar hayvan ismiyle adlandırılmıştır. Aylar numaralandırılmıştır. Unutmayın ÖSYM kelime oyunu yapar. Ay değil yıl olacak. Orta Asya Türk tarafından kullanılmıştır. Doğru. 12 yılda bir devir yapar, başı döner. Doğru. Cevabımız Ceyhan olacak. 31. Aşağıdaki hükümdelerden hangisi? İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim. Sözünü kim söylemiştir? Evet. Güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim. Sözünü Ulduz söylemiş arkadaşlar. Ulduz unutmayın. Avrupa Hun hükümdarı Ulduz söylüyor. Yine yine hatırlayın, hatırlayın. Ulduz Anadolu'ya sefer düzenleyen ilk Hun hükümdarıydı. 32. Kodeks Komanikus adıyla sözlükleri olan Dede Korkut hikayelerine konu olan Türk devleti aşağıdan hangisidir? Evet. Arkadaşlar biz bunu önceki sorumuza çözmüştük otopsi yaparken. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Hatırlayın Dere korku hikayeleri Oğuz Kıpçak mücadelesini hatır. Oğuz Kıpçak değil mi? Codex Comunicus adlı sözlükler olan kimlerdi? Yine Kıpçaklardır. Cevabımız Adana. 33. İlk Türk Devleti'nde kurultaya katılan üyelere verilen isim aşağı veren Evet bakın kurultaya katılan üyelere verilen ismi sormuş arkadaşlar. Toygun. Bu önemli. Bazılarınız belki bilmeyebilir. Denelere çıkar bu. Kurultaya katılan üyelere verilen isim Toygun'dur hocam. Peki bunu bir otopsi yapalım sizinle beraber. Aygucu vezir, Tudun vergi memuru, Ayuk'u hükümet, Tutuk askeri vali. Umarım bu yapmış olduğunuz otopsiler size katkı sağlıyordur, verimli oluyordur arkadaşlar. Bu üniteyi koop ve sizinle beraber bir otopsi yapacağız. Sizler de artık bu emeğe karşılık videoyu beğenirsiniz. Çok bir şey istemiyorum yani sizden. Çok mutlu edersiniz beni. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir demiş. Bakın bilinen ilk liderleri Arpat'tır. Türk tarihinde ilk defa Türkoloji Enstitüsü'nü kurmuştur. Şimdi hocam Arpat'ı bilen yapıştırır. Anahtar kelime. E hocam ben Arpat'ı ilk defa duydum. Hiç bilmiyorum. Ne yapacağım? Sakin ol. Sakin ol. O zaman hemen Türkoloji Enstitüsü'nden yakala. Türkoloji Enstitüsü'nü kuran kimdi? Macarlardı hocam. Macarlar. E o zaman direkt cevabımız çıkıyor. Cevabımız Denizli. 35. Eftalitler olarak geçen Mazdek isyanı bastıran Türk devleti aşağıda hangisidir? Şimdi Mazdek isyanı bastıran arkadaşlar Akunlardır. Akunların diğer ismi Eftalitler olarak geçer. Dikkat edin. Peki Akunları yıkan kimlerdi? Hatırlayın. Akunları kim yıkmıştı? Söylemiştim daha önce. Z Bilaller yorumlara yazsın. Akulları kim yıktı? Daha önce söylemiştim. İnşallah hatırlıyorsunuzdur. 36. Yukarıdaki gelişmeler hangisi ya da hangileri Atilla'nın Batı Roma ile yapmış olduğu gelişmeler arasındadır? Bakın Atilla'nın Batı Roma ile yapmış olduğu gelişmeler arasındadır diyor. Ben bunu size şu şekilde aktarayım. Atilla hem Batı Roma'ya hem Doğu Roma'ya sefer düzenledi değil mi? Doğu Roma'ya yapmış olduğu seferler 1. Balkan ve 2. Balkan seferiydi. Peki hocam Batı Roma'ya yapmış olduğu seferler neydi? Galya ve İtalya. Galya ve İtalya seferi vardı. O zaman dikkat. Margus anlaşması Doğu Roma yapılmıştır. Hatırlayın 1. Balkan ve 2. Balkan savaşlarından sonra Margus ve Anatolius anlaşmaları yapıldı. Margus ve Anatolius anlaşmaları Doğu Roma ile yapılmıştır. Fakat Galya seferi Batı Roma ile yapılmıştır. O zaman cevabımız yalnız 2 olacak. Dikkat. Bu derenlere çok çıkıyor arkadaşlar. Hangisi Batı Roma, hangisi Doğu Roma bilmek zorundasınız. 37. Hükümdarlarına Ay Tengri ünvanını veren, hukuk kurallarını yazılı hale getiren Türk devleti aşağı hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, dinini benimseyen Uygurlar ne yapacak? ay tengri ünvanı kullanmaya başlayacak. ay tengri ünvanı kullanan hangisiymiş? Tabii ki Uygurlar hocam. Dikkat. 38. Matbaayı ilk kez kullanan, Moğolların Türkleşme sürecini başlatan, minyatür ve fresk sanatlarını ilk kez kullanan Türk devleti aşağı gelen listir. Evet bakın matbaayı ilk kez kullanıyormuş, Moğolların Türkleşme sürecini başlatmış, minyatür sanatı, fresk sanatı yani fresk Duvar süsleme sanatıya geçer. Bunların ilk kez kulağın Türk devleti eminim kebini hepiniz doğru cevap vermişsinizdir. Uygurlar arkadaşlar Uygurlar unutmayın. Özellikle bu vermiş olduğum bilgiler ÖSYM'nin farklı farklı sınavlarda sormuş olduğu bilgilerdir. E, ben de sizler bu soruları kaçırmayın görün direkten tek soruda hepsini verdim. 39. Aşağıdaki hangisi İslamiyet öncesi Türk tarihinde vergi toplayan memurdur? Evet, bakın birini şıklarda gördük, birini sorularda gördük. Artık iyice pekişiyor arkadaşlar. Pekişmesi için böyle farklı farklı sorular sordum. Vergi toplayan memura biz ne diyorduk? Tudun. Tudun vergi memuruydu. Hatırlayın. Aygucu, vezir. Ayuk'u, hükümet. Yelme, savaş öncesi istihbarat toplayan birliktir. Ataman, hükümdarın erkek çocuğunu eğiten öğretmene denir. O zaman cevabımız tudun olacaktı. 40. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk boyu aşağıda hangisidir? Evet Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk boyu Kırgızlar arkadaşlar. Cevabımız deniz olacaktı. 41. Uygurlarda ressamlara verilen isim aşağıda hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Manitini Uygurlar tarafından kabul edilecek Mani adlı bir kişi ressamdır kendisi. E o zaman bu din sayesinde, Mane dini sayesinde resim sanatı oldukça gelişecek. Maneheizm dinine geçtikten sonra hangi sanat gelişme göstermişti diye sorulacak olursa cevap resim. Unutmayın. Çünkü Mani ressamdır kendisi ve arkadaşlar Uygurlarda ressamlara biz ne diyoruz? Bedizci, bedizci. Cevabımız bedizci olacak. Tamu cehennem, uçma cennet, ağılı Hazine görevlisi, şaman, kam, baksı, bunlar da din adamlarına verilen isimlerdir. 42. Konya hocam Konya memleketimiz Konya. Evet Konya'ya geldik. Vanbiri göre Türk adının anlamı aşağıdan hangisidir? Şimdi Vanbiri göre Türk kelimesi türemek, çoğalmak anlamlarına geliyor. O zaman cevabımız çıktı. Diğerlere bakalım. Arap kaynaklarına göre Terk edilmiş yalnız insan o biz oluyoruz maalesef. Terk edilmiş yalnız insan. Kaç karlı Mahmut'a göre olgunluk çağı Ziya Gökalp'e göre kanun nizam sahibi anlamlarına gelir. Unutmayın Türk kelimesinin anlamlarını bilelim. 43. Yukarıda hangisinde ahiret inancı yoktur demiş. Bak şimdi kurgan mezardı değil mi? ölen kişilerin değerli eşyalarıyla beraber gömdüğümüz mezara biz kurgan adını veriyorduk. Bir kesinlikle ahiret inancını gösterir. O yüzden ele. 2. Yu cenaze töreni göstermez. Ahiret inancı göstermez. Bal, bal ahiret ilacı gösterir. Öldürdüğüm düşman askeri sayısı kadar benim mezarımın başına küçük küçük heykeller dikiliyor. Bunlar öbür tarafa bana hizmet edecek, hizmetkarım olacak. O yüzden hangisi göstermez? Tabii ki yalnız iki. 44. <laughs> Tarihte ilk bal, bal örneklerini veren, ilk kez atı evcilleştiren, ilk at koşum takımlarını bulan ve bozkırın kuyumcu olarak geçen Türk topluluğu aşağıdan hangisidir diyor. Evet. Bakın ilk balbal bal örnekleri bu bir. İlk kez atı evcilleştiriyor. iki, Üç. İlk defa at koşum takımlarını buluyor. Dört. Bozkır'ın kuyumcu olarak geçiyor. Hocam daha, daha ne yapalım ya? Daha ne yapalım yani? Dört tane ÖSYM'nin sorusunu tek soruda sana aktarıyorum. Yani inşallah inşallah sizlerde veri alıyorsunuzdur. Bu kimdir? İskitlerdir. Diğer ismiyle Sakalardır arkadaşlar. Özellikle Bozkır'ın kuyumcuları olarak geçen Türk topluluğu İskitlerdir arkadaşlar. Diğer ismiyle Sakalar. 45. Avrupa Hun Devleti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor hocam. Bakın Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Balamir'dir. Doğru. Ulduz döneminde Anadolu'ya ilk Türk akılları yapıldı. Doğru. Attila döneminde Bizans'la Margus-Anatolius anlaşmaları yapıldı. Doğru. Özellikle Margus-Anatolius anlaşmalarını Doğu Roma ile yapmıştık hatırlayın. Din değiştiren ilk Türk devletidir. Yanlış. Din değiştiren ilk Türk devleti değil. Batı Roma üzerine Galya ve İtalya seferi yapılmıştır. E doğru. Hatta Papa I. Leo Attila'nın karşısına çıkmıştı. Ne diyordu Attila'ya? Ne olur Roma'ya dokunma. Ne olur ne kadar altın istersen vermeye hazırım. Yeter ki Roma'ya dokunma dedi. Değil mi? Kim bunu diyen? Papa 1. Leon. Cevabımız deniz olacaktı. 46. Birinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdar aşağıdan hangisidir? Evet. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan'dır. En parlak dönemini yaşatan hükümdar Mukan Kağan'dır. Peki din değiştirmek isteyen Budizmi benimsemek isteyen kurultay tarafından reddedilen kimdi? Hangi hükümdar zamanlıydı? Tapoka. O yüzden arkadaşlar bazı devletlerin kurucusunu, din değiştiren hükümdarını, en parlak dönemi yaşadan hükümdarı bilmek zorundayız. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Bubinka. En parlak dönem Mukan Kağan. Din değiştirmek isteyen Tapo Kağan'dır arkadaşlar. Cevabımız Mukan Kağan olacak. 47. Yukarıdan gire, Kutluk Devleti'nin yıkılmasında rol oynamışlardır. Bakın 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasında rol oynayanlar kimlerdi? Karluk, Basmil, Uygur. Karluk, Basmil, Uygur. Bunlar 2. Göktürk Devleti'ne son vermişlerdir. Hocam Töles yok. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani Ceyhan. 48. Yukarıdan beri Uygur devletiyle ilgili gelişmelerdir diyor. Bak arkadaş bak bak. Uygurlarla alakalı ÖSYM e geçmişlere çok soru sormuş. Lütfen bu devleti adını söylediğiniz gibi bilin. Matbaayı ilk kez kullandılar. E zaten daha otopsi yaparken söylemiştik. Bögü Kağan döneminde din değiştirdiler. E Uygurların mani dinini benimseyen hükümdar Bögü Kağan'dı. Doğru. İlk kütüphaneleri kurdular. E bu da doğru hocam. Hatırlayın matbaayı kullandılar. Basmış oldukları ürünleri ne yaptılar? Muhafaza ettiler, sakladılar. Yani kütüphaneler oluştu, değil mi? Cevabımız 1 2 ve 3 olacak. Bursa. 49. Üzengi Avrupa'ya tanıtan, Bayan Han önderliğine kurulan Çin kaynaklarında Juan Juan olarak geçen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın, Bayan Han tarafından kurulan Avarlardır. Yine Avarlar Juan Juan olarak geçmektedir. Cevabımız aday olacaktı. 50. Musevili bilimseyen ilk ve tek Türk devleti Aşakaraymıştır. Tabii ki Hazarlardır. Hazarlar Pax Hazaria olarak geçmektedir arkadaşlar. Pax Hazaria yani Hazar Barış Çağı olarak geçer. Birçok e, millet bir arada yaşayabiliyor. Farklı dinden insanlar bir arada barış barışçıl içerisinde yaşayabiliyor. Unutmayın cevabımız Hazar olacaktı. 51. Aşağıdaki hangisi Orta Asya kültür merkezleri arasında demiri işleyen ilk bölgedir? Bakın demiri işleyen ilk bölge. Hocam Orta Asya'ya ait en eski kültür merkezi Anal. Türklere ait en eski kültür merkezi Afenesyova. Değil mi? Yine Andronova Türklere ait bir kültür merkezidir. Tagar Orta Asya'ya yayılmış en yaygın kültür merkezi. Karasuk ise demirin işlendiği İlk kültür merkezidir. Bakın demir nasıl bir maden? Demir kara bir maden değil mi? Kara maden. O zaman kara demir, Karasuk, suk. Kara demir. Bu şekilde kodlayabiliyorsunuz. Cevabımız edir olacaktı. 52. Kıpçaklar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diyor. Bak. Hatırlayın. Dede Korkut hikayeleri konu olmuş muydu bunlar? Olmuştu. Değil mi? Oğuz Kıpçak mücadele sanatıyor hatırlarsanız. Rus Igor destanına konulmuşlardır. Doğru arkadaşlar Rusların destanı olan Igor destanına konulmuşlar. Çünkü Rus Kıpçak mücadelesini anlatıyor. Rus Kıpçak mücadelesini anlatan destan Igor destanıdır. Eyyubi ve Memlük ordularında görev almışlardır. Devlet kadrolarında memur olarak görev almışlardır. Doğru. Rusların güneye inmesini engellemişlerdir. Karadeniz'in kuzeyinde yer alıyorlar bunlar. Slavların güneye inmesini engellemişler. Tampon devlet. Mazdek isyanın bastırılmasında etkili olmuşlardır. Lasla. Codex Comanicus adlı sözlükleri var. Doğru. Mazlek isyanı bastıran Akullardır. Unutmayın. Cevabımız Deniz olacaktı. 53. Türk İslam ordularını Orta Asya'da vak'a düşüp ve Haristan savaşları'na durduran Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya'da İslam ordularını durduran hangisiydi? Türgüşler, değil mi? Peki, hangi savaşlarla durdurmuş? Vaka ve Haristan savaşlarıyla durdurmuşlar. Peki hocam, Türgiş hükümdarı kim? Durduran Türgiş hükümdarı Sula Han arkadaşlar. Sula unutmayın. 54. Bulgarlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Kurum Han döneminde İstanbul kuşatıldı. Doğru. Doğru. Tuna Bulgarı Boris Han döneminde Hristiyanlık kabul etmiştir. Doğru. Malazgirt Savaşı sırasında saf değiştirmişlerdir. Hayır. İtil Bulgarları Almış Han döneminde İslamiyet kabul etmiştir. Doğru hocam. Özellikle İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları'dır. İtil Bulgarları'nda Almış Han İslamiyeti kabul ediyor. Hatta Almış Han'a İslamiyeti anlatması için Abbas halifesi bir heyet gönderecek. Heyetin içerisinde kim var? İbni Fadlan var. İbni Fadlan. Evet, İbni Fadlan unutmayın. Al, almış ana İslamiyeti anlatıyor. İbn Fadlan'ın eseri nedir? Eseri Rihle. eseri var. Rih, Rihle adlı eseri var. Lütfen bunları da bilelim. İbn Fadlan seyahatnamesinde Itil Bulgarları'ndan bahsetmiştir. Doğru. O zaman cevabımız Ceyhan olacaktı. 56 Akullar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi hocam iyi bakın. Akullar diğer ismiyle Eftalitler olarak geçiyordu. Eftalitler değil mi? Gerisinden bilin. Çünkü bunlar ölse yeme, kelime oyunu yaparak sorabilir. Afganistan'da kurulmuşlardı, Doğru. Eftalit devleti olarak bilinir. Doğru. Mazdek isyanını bastırmışlardı. Daha önce söylemiştim size. Doğru. Sakın ha Töles isyanını karıştırmayın. Töles isyanını bastıran kimdi? Bumin Kağan'dı. Töles isyanını bastırıp birinci Göktürk devleti kurulmuştu. Hatırlayın. Çar ünvanı kullanmışlardır. Hayır. Çar ünvanını kullanan Tuna Bulgar Devleti'dir. Tuna Bulgar Devleti. Yanına yazayım. Kim kullanmış? Tuna Bulgar Devleti arkadaşlar. Göktürk-Sasani İttifakı sonucu Akunlar yıkılmıştır. Cevabımız Denizli. 57. Çin'de kurulan ilk Türk Devleti aşağı hangisidir? Evet. Çin'de kurulan ilk Türk Devleti Tap arkadaşlar. Tapkaşlar. Tek bilmeniz gereken bilgi bu. 58. Aşağıda verilen meclis devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Avrupalıların meclisi seçkinler meclisi doğru. Harzemşahlar ihtiyarlar meclisi demiş. Yanlış Harzemşahlar değil. Hazarlar olacak Hazarlar. Arkadaşlar aman diyeyim dikkat edin. Hazarlar ihtiyarlar meclisi. Peçelekler komenton. Tapkaş devleti nazırlar meclisi. Tuna bulgaları Millet Meclisi. O zaman cevabımız Bursa olacak. Dikkat edin bunlara. 59. Yukarı törenin değişmez kuralları arasında yer alır. Bakın. Könlük atalet, uzluk iyilik, tüzlük eşitlik, tüzlük eşitlik, kişilik insanlık. Evet. Arkadaşlar bu dördü Törenin değişmez kuralları arasında yer almaktadır. Cevabımız Edirne. Diğer anlamlarını yazdım ki hani sorulara karşınıza çıktığı zaman bu ne diye e, yabancılık çekmeyin. 60 Türklerde kölelik ve sınıf ayrımı yoktu. Bunun nedenleri yukarıdakilerden hangileridir diyor. Evet bizde neden kölelik yok neden sınıf ayrımı yok. Çünkü bizde toprağın mülkiyeti devlete kullanma hakkı halka aittir. Yani toprak devletin malı sayılmıştır. Bir kesinlikle doğru. Bir normal çıkan ele. İki. Göçe hayat yaşıyoruz. Göçe hayat yaşadığımız için toprağa dayalı bir sistem yok. Genelde arkadaşlar kölelik, işte sınıf ayrımları genelde toprağa dayalı yönetim sistemlerinde var. Yani feodalite de var. Değil mi? Özel mülkiyetin olmaması. Toprağın mülkiyeti kime ait? Devlete. Kullanma hakkı halka aittir. Böylece özel mülkiyet Yoktur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. 61. Büyük Selçuklu Devri döneminde Ömer Hayyam tarafından hazırlanan Babür İmparatorluğu'nun da kullandığı güneş yılı esas takvim aşağıdan hangisidir? Evet arkadaşlar hatırlayın. Sultan Melikşah Ömer Hayyam'ı yanına çağırıyor. Gel bakalım diyor. Gel, gel, gel. Bir takvim hazırla. Hazırlayacağın takvim bizim mali alandaki aksaklıkları ortadan kaldırsın. Avrupalılara ticaret yaparken sıkıntılar yaşıyoruz. Bu aksaklıkları ortadan kaldırsın diyerek Ömer Hayyam'ı görevlendiriyor. Ve Ömer Hayyam gider ne yapıyor? Celali takvimini hazırlıyor arkadaşlar. Unutmayın Celali takvim Büyük Selçuk Müdet zamanında Melikşah döneminde Ömer Hayyam tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın. Yine bu takvim Babür İmparatorluğu tarafından da kullanılmıştır. Güneş yılı esas takvimdir. Unutmayın. 62. Yukarıda özelliklere sahip olan devletler aşağı hangisinde sırasıyla verilmiştir? Göktürk Sasan ittifak sonucu Akunlar yıkıldı. Akullar gitti. Değil mi? Daha sonra Göktürkler dedi ki ya kardeşim İpek yoldan gelen geliri neden iki kişi bölüşmüyoruz diyerekten. Göktürkler Bizans'a elçi gönderdiler. Sizinle ittifak kuralım. Sasanileri ortadan kaldıralım dedik. Ve Bizans kabul etti. Göktürk Sasan ittifak sonucu kim yıkıldı? Sasaniler yıkıldı. Değil mi? E o zaman Sasanileri yıkalım diye biz ne yaptık? Elçi gönderdik Bizans'a. O zaman dikkat. Bizans'a elçi gönderen ilk Türk devleti tabii ki Göktürklerdir. Şu şekilde işaretleyelim. İslam orduları ile Belencer Savaşı'nı yaptılar. Arkadaşlar Belencer Savaşı'nı yapan Hazarlardır. Hazreti Osmanlı ordularını Kafkaslar'da durdurmuşlardır. Hazarları işaretleyelim. 3. fres sanatını ilk kez kullanan Türk devletidir. fres sanatı duvar süsleme sanatıdır. Uygurlar tarafından ilk defa kullanılıyor. O zaman cevabımız hangisi? Tabii ki Denizli. 63. Çin hakimiyetine girme fikrine karşı çıkarak istiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum diyen Türk hükümdarı aşağıdan hangisidir? Evet. İstiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum. Bağımsızlığımızı feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum diyor. Kim hocam bunu diyen? Tabii ki Çiçidir, Çiçi. Babasının oğlu, tam bir babasının oğlu Metehan'ın oğlu Çiçidir arkadaşlar. Unutmayın. 64. Güneş bayrağımız gökyüzü çadırımız sözüyle eski Türkler aşağıdan hangisini vurgulamaktadır? Güneş bayrağımız gökyüzü çadırımız diyor. Yani hocam bu neyi kastediyor? Tabii ki cihan hakimiyeti anlayışını kastediyor, cihan hakimiyeti. Yani Türkler tüm dünyaya hakim olacak. Dünyada bir tane güneş var. O zaman güneş bayrağımız diyorsa dünya bizim olacak kardeşim. Gökyüzü çadırımız olacak. Değil mi? 65 Orhun kitabileri yukarıdakilerden hangileri adlarına dikilmiştir? Evet arkadaşlar bakın Orhun kitabilerini biz takip diye kutlamıştık. Toyukuk, Kültigin, Bilge Kağan adlarına dikilmiştir. Toyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adlarına dikildi. O zaman cevabımız 1, 2 ve 4 olacaktı. Yani cevabımız Bursa. 66. İlk Türk devletlerinde boyların birleşmesiyle aşağıdan hangisi ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar bakın burada resmen bunu verdik. Oguş, Buruk, Boy, Budun, İl. Diyor ki boyların birleşmesiyle hangisi oluşur? Tabii ki Budunlar oluşur arkadaşlar. Budun. Budun ne demekti? Millet, millet. Unutmayın. Bunlar önemli. İl ne demekti? Devlet. Arkadaşlar hatta bununla alakalı sözler var. Ey Türk Silkelen ve kendine gel. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yalnız yer delinmedikçe senin ilni ve töreni kim bozabilir? Çok güzel bir söz değil mi ya? Senin ilni ve töreni kim bozabilir? Yani senin devletini ve töreni kim bozabilir diyor. Çok güzel bir söz. 67 Uygurlar Maniheizm dinini aşağıda verilen hükümlerin hangisinin döneminde kabul etmişlerdir? Mani dinini kabul eden hükümler Bögü Kağan'dır arkadaşlar. Peki Uygurların kurucusu kimdi? Bilge Kül Kağan. En parlak dönem Moya Din değiştiren Bögü Kağan. Bu şekilde sizler de lütfen tekrar edin. Kurucu, din değiştiren en parlak dönem. Bunları lütfen bu şekilde tekrar edin. 68. Gözde bir Türk topluluğuyla ilgili yaptığı araştırmada şu bilgilere ulaşmıştır. Ordularında Amazon adı verilen kadın askerler bulundurmuşlardır. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinirler. Buna göre Gözde aşağıdaki Türk topluluklarından hangisini araştırmıştır? Evet sevgili arkadaşlarım bakın şu şekilde işaretlememizi yapalım. Amazon kadınları kimdeydi? İskitlerdi. Tomris Hatun İskitlerdi. Alper Tunga İskitlerde. Bozkır'ın kuyumcarı İskitlerde. Değil mi? O zaman dikkat. Cevabımız ne olacak? İskitler. Yani gözde arkadaşımız İskitler. Yani sakalarla ilgili araştırmalar yapmış. 69. İlk Türk devletlerinde Türklerin Bismarck olarak adlandırılan kişi aşağı hangisidir? Evet Türklerin Bismarck'ı denemelerde çok çıkar karşınıza. Dikkat edin Toy arkadaşlar. Vezir Toy Türklerin Bismarck olarak geçer. İkinci Göktürk Devleti zamanında vezirlik yapmıştır. Özellikle devletin ilerlemesine, büyümesine, gelişmesine çok büyük katkıları var. Hatta ve hatta Orhun kitapları Toy hukuk adına da dikilmiştir arkadaşlar. Unutmayın. Ve 70. sorudayız arkadaşlar. Maşallah buraya kadar geldiyseniz siz tam bir bordo belirlesiniz. Bu sorudan sonra bir e, sözüm var size. Bir motivasyon cümlesi var. Mutlaka e, soru çözdükten sonra orayı da dinleyin. Mutlaka bir dakikanızı ayırın. Evet 70. soru. Yukarıdaki hangileri ilk Türk devletlerinde din adamlarına verilen isimdir? Evet din adamlarına verilen isim Şaman, Kam, Bakse. Şaman, Kam, Baksı. Bunlar din adamlarına verilen isimlerdir. Cevabımız Edir olacak. Sıkılmadan benimle beraber buraya kadar çözdüysen, beni dinlediysen siz bordo verirsiniz. Çok net söylüyorum bordo verirsiniz. İnşallah da emeğinizin karşını alır. Seneye bu vakitler hayallerinizi yaşıyor olursunuz. Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse bunu benim için yapmaz. Evet. Moral motivasyonunuz daima yüksek olsun. Hayallerinizi düşünerekten o masa başına geçin. İnanıyorum ki başaracaksınız arkadaşlar. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videolarımızı izlerken bizi Instagram'a paylaşırsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bizi etiketleyip paylaşırsanız çok çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.